Evet savaş çetin bir şekilde sürüyor. Tüm çirkinliğiyle tabii ki öldürüyoruz, yok ediyoruz, nefes aldırmıyoruz, geri dönmelerine izin vermiyoruz. Evet savaş yani birbirimizi öldürüyoruz diyor. Rus askeri Çin medyasına verdiği mülakatta. Ukrayna'da iddia ediyor ki bir günde bin Rus askeri öldürdük. Şimdi başka bir çarpıcı iddia daha var. Almanya'nın çok saygın yayın organı, or or ciddi ve saygın yayın organı Der Spiegel'den. Der Spiegel Kiev yönetimini Tiyatro çevirmekle suçladı. Yani bir oyun oynuyorsunuz dedi. Bu oyuna da Cumhurbaşkanı Sten Mayer'i anet ettiniz diyor. Peki neymiş o oyun? Her şey şu da başladı değerli seyirciler. Şu fotoğrafa dikkatle bir bakalım. Şimdi olayın özeti şu. Sten Mayer yaklaşık bir buçuk hafta önce e, Ukrayna'ya bir ziyarette bulundu. Kiev'e. Ziyareti esasında bir anda sirenler çaldı. Alelacele hemen İstanbul'a bir sığınağa indirildi ve Kiev yönetimi Rus İran dronelarının intihar saldırısı başlattığını o yüzden İstanbul'un güvenliği açısından sığınağa indirildiğini söyledi. O da sığınaktan bir açıklama yaptı. İşte Rusya'yı eleştirdi. Ukrayna'nın yanındayız gibi o minvalde mesajlar verdi. Derş, derş bir gel diyor ki bir dakika diyor bu bir kurgu bu doğru değil diyor bir oyun oynanıyor orada diyor. İki ev yönetimi tarafından. Neymiş o? Anlatalım. Şimdi bu söz konusu yayın organında e, bir yazı kaleme almış Thomas Fischer. Thomas Fischer aynı zamanda da bir hukukçudur onu söyleyeyim. Şimdi Thomas Fischer e, Der Spiegel'de yazdığı köşe yazısında e, Alman Cumhurbaşkanı işte Steinmeier'in ziyaretiyle ilgili birçok soru işareti bulunduğunu ve görüntülerin de şüphe uyandırdığını savunuyor. Yazar, Steinmeier'in götürüldüğü sığınağın mobilyalı olduğu ve önceden toplantı için düzenlenmiş gibi göründüğünü kaydediyor. Yani sözde bu Steinmeier gelmeden önce bu sığınakta bir tertip yapılmış, mobilyalar yerleştirilmiş, organizasyon çok önceden hazırlanmış. Bir oyunmuş bu. İşte Maya geldiği anda sirenler çalacak. İşte Ruslar çok yoğun saldırı başlattı. Hemen sığınağa inmemiz gerekiyor denilecekmiş. Böyle de yapılmış diyor. Steinmeier'in daha önce planlandığı ziyaretin güvenlik endişeleri nedeniyle ertelendiğini yazan Fisher, daha önce ertelenmiş güvenlik gerekçesiyle Kiev'e gitmek isteyen işte Steinmeier'in o zamandan beri güvenlik durumu değişti mi sorusu yöneltmiş. Şimdi diyor ki yazıda, işte e, Maya birkaç defa gelmeye çalıştı. Kiev yönetimi güvenlik endişeleri var dedi. Alman yönetimi de güvenlik endişeleri var dedi. Bu görüşmeler ertelendi. Sonra bir anda işte manyar yeniden e, gelmek için talepte buldu buyurun gel dedi Kiev yönetimi madem buyur gel diyorsun demek ki bir güvenlik endişesi yok peki o zaman işte manyar Kiev'e adımını atar atmaz niye sirenler çalıyor ve acele hemen onu sığınağa indirdiniz ne oluyor falan diye sormuş söz konusu yazar ve ayrıntıları e, taşımış e, söz konusu e, e, foto e, yazısında fotoğraflar koymuş ve bunun bir kurgu olduğunu ima ediyor e, böyle yoğun bir saldırının olmadığını da o iddia ediliyor. Evet, Kiev yönetimi, Zelenski yönetimi bir şeyi kurgulamış. Gerekçeyi de şöyle bağlıyorlar. Zelenski ısrarla hava savunma sistemi istiyor. Sopistike hava savunma sistemleri. Samp gibi mesela. Ve bunu alamıyor. Hızlıca alabilmek adına ve en iyisini alabilmek adına işte böyle bir senaryoyu hayata geçirdiğini iddia ediyorlar. Yani buna getiriyorlar işi. Böyle yayın organında söz konusu Fischer'ın bu analizini de yayınlamış ve biz de sizlere aktardık.